Sabah oldu. Ortalıkta insanı ürkütecek bir fevkaladelik yoktu. Fakat ne oldu bilmem, apansızın kaptan, bütün yelkenleri mayna diye haykırdı. Hepimiz yelkenlere sıçradık. Göz kırpışı kadar kısa bir zaman içinde yelkenleri bağladık. Direkler ve serenler, bütün yapraklarını tamamen dökmüş ağaçlar gibi çıplak iskeletlerden ibaret kaldılar.'' Kaptan ağız dolusu küfür savuruyordu. Ben yakındım. Ortada korkacak bir şey göremeyince yanı başımdaki arkadaşa ''Bu adama da ne oluyor ki?'' diye sordum. ''Yahu hortumu görmüyor musun?'' diye başıyla sancak tarafımızı işaret etti. Ensemden aşağıya sanki donmuş sular döküldü ve bel kemiğim titredi. Onu ilk kez görüyordum. Fakat pek yaman bir şey olduğunu denizleri gemilerle beraber emip sömürdüğünü ve sonra da göklere çıkarıp savurduğunu çok işitmiştim. Hem Hortum bir tane değildi. İki tanesi sancak bordamıza yanaşıyor, iki tanesi de denizle bulutların birleştiği koyu kurşuni mesafelerde dönüp duruyordu.